Merhaba. Bugün sık sorulan sorulardan birine cevap vermeye çalışacağım. PRA pozitifliğinde nakil olabilir mi? Böbrek hastalarının ve yakınlarının en çok sorduğu soru bu. Ama buna başlamadan bizim organ nakli ekibi olarak bu süreci nasıl yürüttüğümüzü anlatmak istiyorum. Bir alıcı ve verici geldiği zaman öncelikle yaptığımız testlerden bir tanesi alıcının kanını alıyoruz, vericinin kanını alıyoruz. Bunları hücrelere ayırıp karşı karşıya getiriyoruz. Yani vücudun kabul mü ediyor, tepki mi veriyor buna bakıyoruz. Bu en önemli testimiz. Bunu iki tane çok hassas yöntem var. Çok sık duyacağınız lenfosit cross match ve flow cross match diye. Bunlar vericiden gelecek böbreği alıcının kabul edip etmediğini gösteren en önemli test. Şimdi hastalarımız geldikleri zaman soruyorlar. Anne verici adayı, baba verici adayı. Şimdi benim doğabilmem için dokularımın yarısı anneden gelir, yarısı babadan gelir ve ben bu şekilde dünyaya gelirim. Bunun anlamı anne ya da baba verici olduğu zaman doku gruplarında %50, yani yarı yarıya bir uyum zaten vardır. Bunu hiç test yapmasak da görürüz. Ama bu direkt nakile uygundur anlamına gelmemektedir. Önemli olan biraz önce söylediğim cross match testinin, yani karşılaştırma testinin uygun olup olmadığına bu göre karar verir. Bazen eşler gelir, hiçbir akrabalık yoktur, doku uyumları sıfır, yani hiç doku uyumu yoktur. Ama yaptığımız cross match uygundur ve nakili gerçekleştirebilirken anne ya da baba verici adayı gelip yani %50 yarı yarıya doku uyumu olmasına rağmen bu kişilerde maalesef cross match pozitifliği meydana geldiği zaman nakili gerçekleştiremiyoruz. Yani doku uyumundan çok önemli olan aradaki uyum testinin uygunluğudur. PRA burada nasıl devreye giriyor? PRA bir tarama testidir. Açık adı panel reaktif antikor dediğimiz nakil merkezlere, yani biz doktorlara diyor ki bu hastanın PRA'sı örnek olarak %80 pozitif ise bu hastanın karşısına 100 tane verici adayı geldiği zaman bunların 80'ine karşı biraz önce söylediğim cross match testinde pozitiflik olacak. Yani bu kişiden nakil yapamayacağımız ama 20 tanesine karşı da bu reaksiyonu vermeyeceği ve nakili gerçekleştirebileceğini söylüyor. Bu bize bir uyarıdır. Nakil yaptığımız aşamada plazma ferez dediğimiz ya da çeşitli ilaçlar var. Bu bağışıklık sistemini daha fazla baskılayan. Bunları kullanmak anlamında bana dikkatli ol, bu ilaçları kullan, bu tedavileri yap diye bir uyarı testidir. PRA testiyle direkt nakil yapılır ya da yapılamaz kanaatine varmak çok zordur. Ama elbette %80 pozitif birine 80 tane vericinin hayır deneceğini, 20'sinin evet deneceğini unutmamak gerekli. Çünkü bu da nakilin başarısını etkileyen faktörlerden bir tanesi. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi PRA'yı nasıl pozitifleştirmeyiz, nasıl %80'lere, %90'lara getirmeyiz olmalıdır. PRA'yı pozitifleştiren en önemli şeylerden bir tanesi kan almak. Yani böbreğin birçok görevi var. Bu görevlerden bir tanesi de vücuttaki kan yapımında görevi var. Kan yapamadığı zaman bazen vücuda dışarıdan kan vermek gerekebiliyor. Dışarıdan kan almak PRA'yı arttırmaktadır. Hanımlarda her gebelik, bunun sonucu doğumla da düşükle de ya da farklı şekilde de sonlansa gebelikler PRA'yı arttırmaktadır. Maalesef uzun süre diyalize girmek, yani 8 yıl, 10 yıl diyalize giren bir hastada orada kanla karşılaşmaya bağlı olarak PRA pozitiflikleri meydana gelmektedir. Bunun da önüne geçmenin tek yolu maalesef bir an önce nakil olmaktır. Yani diyaliz süresini ne kadar kısaltırsak diyalizle karşılaşmamış oluruz. Kan ihtiyacımız o oranda olmaz ve bu süre içinde de bir gebelik meydana gelmediği için de PRA'mız pozitifleşmeyecek. Çok daha kolay bir verici bulma olasılığımız var ve çok daha kaliteli bir nakil yapma şansımız var. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de kan uyumu. Genelde bu şekilde ifade edilmesi bazen yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Çünkü biz şunu gördük. Bir tane 18 yaşında genç bir arkadaşımız kan grubu A RH negatif. 5 yıl boyunca diyalize girmiş ve ailedeki herkes A pozitif olduğu halde, yani hepsi verebilecekken maalesef 5 yıl o diyaliz tedavisine mahkum kalmak zorunda kalmış. O yüzden bunu kan gruplarını da tekrar etmek istiyorum. Öncelikle RH faktörü, yani pozitif ya da negatif olmanın herhangi bir önemi yoktur böbrek nakli ya da karaciğer naklinde. Hastamızın kan grubu sıfırsa sadece sıfır grubu verebilir. Yani sıfır pozitif, sıfır negatif.
Hastamızın kan grubu A ise A grubu ve sıfır grubu verebilir. Yani A pozitif, A negatif, sıfır pozitif, sıfır negatif hepsi verici olabilir. Hastamızın kan grubu B ise B pozitif, B negatif, sıfır pozitif, sıfır negatif hepsi verici olabilir. Hastamızın kan grubu AB ise en şanslı kan grubudur. Çünkü herkesten alabilir. Yani karşıdakinin kan grubuna bakmasanız bile alma şansımız var. Tekrar ediyorum, pozitif ya da negatif yani RH faktörünün böbrek ya da karaciğer naklinde bir önemi yoktur. Bir diğer olasılığımız burada işte PRA yükselmesin, bir an önce nakil olabilmemizin şansı. Canlı vericili nakillerde bir de çapraz nakil olasılığımız var. Çapraz nakil nedir? Hastamızın kan grubu A, kardeşinin kan grubu B. Karşı tarafta başka bir hasta var. Hastanın kan grubu B, vericinin kan grubu A. Burada vericileri değiştiriyoruz. Yani karşılıklı olarak vericilerimizi değiştirme şeklinde nakil yapabiliyoruz. Burada önemli olan nedir? Verdiğimizin kalitesinde bir böbrek almaktır. Benim sağ ve sol böbreğim bile eşit değil. Ama birbirine yakın olması, fonksiyonlarının kalitesinin yakın olması önemlidir. Bu şekilde de bir an önce nakil olma şansımız var. Burada tek zorluk olan sıfır grubu hastalarda maalesef çapraz nakil yapma olasılığımız çok çok düşük. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Benim kan grubum sıfır, eşimin kan grubu A. O bana veremiyor. Ne olması lazım? Karşı tarafta sıfır bir verici olacak bana versin. Onun eşi A grubu olsun ki benim eşim de ona verebilsin. Ama karşı taraftaki çift kendi arasında verici olabiliyor. Yani sıfır grubu zaten herkese verebildiği yani kendi yakınına verebildiği için o kendi eşine, kendi annesine, kendi babasına, kendi kardeşine vermeyi tercih ediyor. Ve bu yüzden de çok fazla sıfır grubu alıcı olan hastalarda çapraz yapma şansımız yok. Oradaki tek şey kendi aralarında ilk başta söylediğim cross match yani uyum sorunu çıkarsa o zaman çapraz nakil yapabiliyoruz. Bütün amaç bir an önce hiç diyalize girmeden ya da en kısa sürede nakil olabilmek için bütün olasılıkları denemek gerekli. Teşekkür ederim.